Herkese yeni bir videodan merhaba demek istiyorum. Umarım keyifler yerindedir. Ben de kendimi çok çok iyi hissediyorum arkadaşlar. Bugün Ride 4'te gerçek hayatta kullanmak istediğim, hayalimdeki kullanmak istediğim motorları alıp kullanacağız ve gazlayacağız. O zaman çok zaman kaybetmeden oyunumuza başlayabiliriz. Şöyle kulakları hızlı bir şekilde taktım ve altımızda şu an ZX6R var. Bu oyuna ilk başladığımda almıştım ben bunu. Şöyle bir motor göstermek istiyorum sizlere. Hissiyatı gerçekten çok çok güzel. Zaman zaman da zaten susacağım. Oyuna odaklanıp gazlayacağım. Umarım güzel bir, keyifli bir video olmuş olur sizler için de. Videoyu da videonun başındayken beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir ara gaz verelim. Tek teker vesaire de yapabiliriz. Şöyle 1-2 tur attıktan sonra diğer motorlara geçmek istiyorum. Çok sıkmak da istemiyorum sizleri. Virajda teker. Böyle kötü durumları var. Gaz ayarını ayarlayamıyorsunuz ve direkt ters takla atıyorsunuz. Kaskın içinden de kullanabiliriz. Çok kaldırdık ya. O kaskın içindeyken ayarını yapamıyorum maalesef. Neyse, o zaman şimdi bir diğer motorumuza geçebiliriz. Bu arada gerçekten oyunda çok çok fazla motosiklet var. Bunların hepsini kullanmayı çok çok seviyorum ama hayalimdeki motorları böyle birkaç tane sıraladım kafamda. Onları alacağız. Bu ilk ZX6R oyuna ilk başladığımda böyle ilk modifiye yaptığım motordu. Bu arada modifiye de yapabiliyorsunuz. Jant değiştirebiliyorsunuz, lastik değiştirebiliyorsunuz, egzoz değiştirebiliyorsunuz. İşte oyuncunun kaskını, montunu, pantolonunu vesaire değiştirebiliyorsunuz. Ben ufak tefek motorları göstereyim size. Ondan sonra motorumuzu alıp devam edelim. Burada KTM Duke 790 1290 süper. Mesela bak, bu da hayalimdeki motor ama ya bu kadar uçmak istemiyorum. Ben Naked seviyorum ya. O da Naked tabii ki de. Ama şurada MT9'umuz var. Yeni kasa bu arada. Ben bunun bir alt kasasını seviyorum. 2018-2019 kasalarını çok çok seviyorum. Bu arada MT10 da var. Bu da hayalimdeki motor. Ama ilk hayalimdeki motor MT9 tabii ki de. MT7'miz de var. YZF R3'ümüz de var. Şöyle bakabiliriz. Bunun da egzozunu değiştirmiştim. Normalde üstünde bu egzoz yok. Bir şey daha diyebilir miyim arkadaşlar? Çok şey söylemiş bulunacağım ama yani hayalimdeki R1 bu kasa. Bunun şu devir saatine bitiyorum.
Gerçekten şunun devir saatine bitiyorum. Bir şey diyebilir miyim? Yani kızmayın ama yani ilk bununla yola çıkmak istiyorum. Hemen bunu alalım. Yolumuzu da uzun bir yol seçelim. Şöyle mesela bunda baya bir düzlük bir yol vardı. Bunda hem top speed denemeye çalışırız, teker denemeye çalışırız. 1000 cc arasında en çok kullanmak istediğim motorlardan birisi R1. Tabi son kasası değil o kasa. Buradan motoru mesela son vitesini güçlendirebilirsiniz. Mesela bunun top speed'i 348-350 denebilir. Düşüyordum az daha. Burada nasıl düşmedi bilmiyorum. Normalde düşerim. Şöyle bir motoru göstermek istiyorum sizlere. Çok yakışıklı duruyor ya. Gerçekten çift egzoz Akrapovic'imiz var. Şöyle sesini dinletmek istiyorum. Tabii bunun susturucuların çıkması gerekiyordu bence. Şöyle içinden devir saatini gösterelim. Yola çıkalım yavaş yavaş. Gaz açmaya geldim. Gerçekten gaz açmaya gelmiyor motor. Şu virajda bakalım birazcık hız yapmayı deneyeceğim. Virajı döndükten sonra tabii ki. Bu şekilde de çok hızlı kullanmadım ama. Virajda gazı versem direkt altından kayacak motor. Motorumuzu değiştirelim çok sıkılmadan. MT9'da kullansam mı diye düşündüm ama birçok motor var aklımda ya gerçekten. Burada Akrapovic'e ekip olmadığı için bunu Akrapovic takamadım. Sert keşke çok saygı. Şu an kontrollerde. Gidiyor.
stopeyle durduk. Şöyle motoru ağır ağır göstermek istiyorum size de. Teker canavarı ya. O tabii düşer. Bu hızlarda direkt gaz verdik. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıya yorum yaparak bunu bana gösterebilirsiniz. Video hakkında düşüncelerinizi de yazabilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz de bir saniyenizi ayırarak kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki inceleme ve oyun videolarında görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.